Geçtiğimiz hafta verdiğimiz 12 şehidimizin ardından bir kez daha birlik ve beraberlik mesajları verilmeye başlandı. Türk milleti teröre ve destekçilerine karşı bir duruş sergilerken bu süreçte tansiyon yükselten yorumlar da yapılıyor. Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Badanasız, boyasız evlere, biriket evlere, bazen camı olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra mecliste bildiri yayınlıyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofonla siyaset yapıyor. Ve mesele kapanıyor bir dahaki şehite kadar. Ben artık burada yokum. Yani Özgür Özel'in söylediği doğrudur. Elini tabuta koyup sonra siyasi konuşma yaparlar. Yani hep böyledir bu iş. Seçim yaklaştıkça hep böyle olacak. Yani ne zaman Türkiye seçim sattım haline girse birdenbire bu terör işleri birdenbire şey olmaya başlıyor. Türkiye Kuzey Irak'taki şehitlerini uğurladı. 12 baba ocağına şehit ateşi düştü. Kahraman askerlerin her biri memleketlerinde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Bunlardan biri de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenaze töreninde yaşandı. Elazığ'daki törende şehidin babası Mehmet Aslan terör destekçilerine tepkiliydi. Gösterilen tepkinin ardından şehit babası gazeteci Can Ataklı'nın hedefi oldu. Mikrofon tutuşturuyorlar adamın elinde. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal edin. Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Muhalif cepheden gelen açıklamalar tepki çekerken bir paylaşım da yazar Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den geldi. Hilal Nesin sosyal medya hesabından Mehmetçik'in olduğu bir görüntüyü paylaştı. Benim yarim güzellerden bir tane bir tane. Hilal Nesin, Mehmetçik'in Bozkurt selamı verdiği anları, bunlar asker mi yoksa Milliyetçi Hareket Partisi gençlik kollarının gençleri mi? Burası kışla mı yoksa Milliyetçi Hareket Partisi gençlik kollarının piknik alanı mı? Notuyla paylaştı. Hilal Nesin'in bu paylaşımı büyük tepki çekti. Aslında pek de şaşırtmadı. Çünkü bu paylaşım Hilal Nesin'in ilk tepki çeken paylaşımı değil. Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, Türk operasyonu ile Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu. Karabağ, Azerbaycan'dı. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan'ın işgalci olduğunu savunmuştu. Hilal Nesin, işgalin seyircisiyiz, ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yakmıştı. Türk milleti ne çekmişse bu kimliksiz, kişiliksiz, köşesiz Türk aslı zihniyetlerden çekmiştir. Zeytindalı harekatında Bozkurt işareti yapan askerlerin eleştirilmesine tepkiliydi. Şayet vatan ve millet müdafasına Bozkurt işareti yapan kahramanlardan başka gidecek varsa buyursun gitsin. Ellerini tutan yok, önlerine geçen yok. Hem asker hem de siyaset cephesinden Bozkurt yapan Mehmetçiğin eleştiri aldığını söyledi. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı görmüş boğa gibi köpürenler, sözüm sizedir, hadi teröristlerin üzerine korkusuzca gidin de görelim. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Kabaran milli heyecan ve coşkudan ödü patlayanları gördükçe, bunların köksüz telkin vezverlerini duydukça, hayrete kapılmamak elde değil. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan. Bir gazeteci tankın üstündeki kahraman bir askerimize istikamet neresi diye sorduğunda kızıl elma cevabını alıyorsa hamdolsun tarihi ülkeler vicdanlarda kor gibi yanıyor demek. Kızıl elmayı duyunca yüzü asılanlar, korkuya kapılanlar, eli ayağına dolaşanlar, fren tutmayıp şirk diye yaftalayanlar ne bu vatana
ne de bu millete en ufak hayrı dokunmayan, bilakis ve bilahare kast etmek için pusuya yatmış olan omurgasızlardır. Kızıl elma ülküdür. Ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması imkansız. Vatan için şehit olan özel harekat. Zeytin Dalı harekatı boyunca kahraman askerlerimizin yaptıkları bozkurt işareti birilerinde uykularını kaçırmıştır. Bazı askeri ve siyasi kesimlerin bozkurt işaretinden rahatsızlıkları kronik hastalık noktasına kadar çıkmıştır. Bozkurt işareti yapan yiğitleri gazetede okuyup televizyonda görünce felç geçiren, adeta komaya giren çevreler neden korkmuşlardır? Niye bu kadar üzülmüşlerdir? Şayet vatan ve millet müdafasına bozkurt işareti yapan kahramanlardan başka gidecek varsa buyursun gitsin. Ellerini tutan yok. Önlerine geçen yok. Hainlere korku salan, şehadete gönüllü olarak kucak açan var idiyse beklemesin, durmasın, sınır ötesine koşsun. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı görmüş boğa gibi köpürenler, sözüm sizedir, hadi teröristlerin üzerine korkusuzca gidin de görelim. Size bile alkış tutalım. Kızıl elmaya şık gören kripto muhkirin karalaması çok yeniyken bir başka densiz ve bereketsiz bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir. Bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu söylemek için haçlı beşiğinde sallanmak, küfrün eteğinden tutmak, Türk düşmanlarından ilik ve irade nakli yapmak yeterli olacaktır. Havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar.